Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Construction Simulator'dayız. En son biliyorsunuz artık şirket bize devrolmuştu. Şirketi biz devralmıştık. Biz satın almıştık. Şimdi yeni görevlerimiz var. Şuradan işler var. Şirket var. Aktif işler vesaire. Şunu atlayalım. Yükseltme seviyeleri. Araç filosu. Bol bol araç alacağız. Depo, finansman vesaire vesaire vesaire. Kontratlar var ve hikaye var. Birazcık hikaye devam edelim. Ondan sonra kontratlar bölümüne de geçeriz. Burada kontratlar bölümümüz olacak. Kontratlar için birazcık araçlara ihtiyacımız var. Araçlar için de birazcık çalışmamız gerekecek. Yani bayağı bir paraya ihtiyacımız olacak. Öyle söyleyeyim. Şu andaki elimizde olan para imkansız. Sıfır yeter yani. Gerekirse şey yazarız yani. Para yazarız. O önemli değil. Oyundaki amacımız para kazanmaya yönelik değil. İş yapmaya yönelik olacak çünkü. Birazcık hikayelerden devam edelim. Birkaç bölüm olmadı devam ederiz. Ondan sonra diğer yerlere geçeriz. Şimdi açılış hikayesi, hikayeler. Final Kale Festivali'ymiş. Şimdi yaptıklarımız burada zaten görüyorsunuz. Bu işi yapmak için yükseltme seviyelerinde elinde 3 tane inşaat makinesi olması ve ikinci şirket yerleşkesini sat. Ha. Biz ne yapacağız peki? En son bunu yaptık. O zaman kontratlardan mı devam edeceğiz? O zaman kontratlardan devam edeceğiz demek ki. Ama kirala varmış. Kiralı olayı varmış ya. Tamam, peyzaj, sıkıştırma, hafriyat, yeşillendirme, görev raporu. O zaman şöyle yapacağız. Kontratı kabul et diyoruz. Tamam. İnşaat makinesi kirala. Düzleştirme. Tamam, bundan kiralamamız gerekiyor. Tamam. Araç satıcısına giderek bir dozer kirala diyor. Tamam. Araç satıcısı neredeymiş? Araç satıcısı. Araç satıcısı nerede abi? Şu mu? Yo. İnşaat. Araç satıcısı nerede abi? Çakılıcı. Araç satıcısını bulmamız lazım önce bizim. Keşfetmemiz lazım herhalde. Anlamadım. Tamam. Dur ben şunu bir çözeyim ya. Ya hiç oynamadım. Yani oynasam zaten işler yapılmış olur. O yüzden ben bir bakayım araç satıcısı nerede, onu bulayım. Ondan sonra araç satıcısına gidip aracı kiralayalım. Evet abi, araç satıcısını keşfetmemiz gerekiyormuş. O da haritada şurada. Araç satıcısını keşfettik. Evet şimdi. Bize ne gerekiyordu? Bir saniye. İşler buradan. Dozer. Bize dozer gerekiyor abi. Tamam. Buradan dozer bulacağız. Evet. Bir tane dozer bulduk. Case markasının. Tamam. Bunu satın alma 167 bin. Zaten öyle paramız yok. 105 bin imkansız. O yüzden 24 saatine 3340'a kiralayabiliyormuşuz. Bunu kiraladık abi. İşlem onaylandı. Kiralandığı zaman burada.
dozere gir diyor. Hızlı seyahat olayımız var. Ne diyor? İnşaat malzemeleri satıcısı. Biz buraya gitmeyeceğiz. Tamam. Park. Şantiyedeki işaretli alanı düzleştir. Tamam yavrum da. Şantiye neresi? Burası mı? Değil, burası Çakıl Hoca. Buraya mı göndereceğiz? Nasıl olacak o iş ya? Abi bize anlatsaydın ya. Bazı inşaat makineleri yola çıkabilecek durumda değil ve araç ve mörküyle ya da harita hızlı seyahat ile şantiyeye nakledilmesi gerekiyor. Şantiye? Oğlum şantiye? Ha burası. Lan oğlum. Hızlı seyahat tamam. Vay arkadaş. Öğreneceğiz inşallah oyunu. Tamam. Neymiş tuşları? Q, E, Y, C, Q, C, E, Y. Oo, kontrolü birazcık zor bunun yalnız ha. Yanlış geldik. Şuradan gireceğiz. Allah kontrolü zormuş bunun. Vay arkadaş. Y falan var. Oha. Abi tuşlar ne kadar karışık. Y, C. Y ve C geri gidiyor falan. Lan dur şeyi aşağı indirdik. Kaldıralım bari. Tuşlar bayağı karışık ya. Evet. YC'yle geri gel. Şöyle. Tamam. Bir de bir anda hızlanıyor falan böyle. Kaç oldu? 168 oldu. Evet, yere indirememişiz. Ah gayret.
89. Çok zor kontrol. Lan 99'da kaldı. 100 olaydı ya. Neresi kaldı? Kesin şu kenar falan kaldı şurada. Aha 100 oldu. İşaretli alanı boşalt. Hemen. Hemen kardeş. Toprağa sıkıştırma. Şimdi. Toprağa sıkıştırma. Bir toprak sıkıştırıcı kirala. Tamam. O zaman yine şuraya gidiyoruz. Toprak sıkıştırıcı. Ya bunlar da böyle filtre olaydı ya. Evet şuradan bir tane kiralayalım. Bunu gösteriyor zaten. Kirala abi. Tamam. Ya onun içine binip işte şey yapacağız bir de. Hızlı seyahat yapmamız lazım. Bunun içine bineceğiz. Yine hızlı seyahat yapacağız abi. Araç römorküyle ya da haritada hızlı seyahat diyor. Araç römorku zaten şu an yok bizde. Bir de bunu böyle taşımakla oraya kadar sürmekle uğraşamayacağımıza göre o yüzden hızlı seyahat diyoruz. Bu arada benim bir fotoğraf da çekmem lazım ha. Dur birazdan bir fotoğraf çekeyim ben. Dur bunu aktif etmek lazım bir de. Neymiş abi? Gaz, fren, direksiyon, sıfırla, korna, ışık. Kamera modu. Dur şuradan F'ten yaparız herhalde onu. Sıkıştırma açık. Şu an devre dışı bırakıldı diyor. Açtık. Tamam şimdi oldu. Yalnız yamuk gidiyoruz o yüzden şöyle düz iş yapalım ki 10 defa uğraşmayalım. Değil mi? Evet abi. Sistem böyle çalışıyor demek ki.
şuradan dönüp geri geleceğiz. Ya bunu kullanımı WASD, sıkıntı yok bunda. Abi o dozerin kullanımı neydi ya öyle? Toprak ezilmesi falan çok güzel yapılmış ya oyunda. Aa tamamlandı. Ha, sonuna kadar gitmeye gerek kalmadı. Tamam şimdi kapatalım. İçten kullanımı da böyleymiş. Beko kepçeye gir diyor. Beko kepçe bizde vardı zaten. Onu ekstra kiralamamıza gerek yok. Ama ben şurada bir fotoğraf çekmek istiyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet ben fotoğrafımı çektim. Şimdi öğretici de diyor hızlı seçimi 3 tuşuymuş. Kullanarak kiraladım veya satın aldım bir inşaat makinesini hemen girebilirsin diyor. Şöyle şimdi Beko kepçeye gitmemizi istiyor. Beko Capture'ye hemen geçiyoruz. Buradan da inşaat sahasına hızlı seyahat, park alanına hızlı seyahat yapıyoruz. Evet, dikim çukuru kaz diyor. İki tane dikim çukuru kazacakmışız. Küçük çukurlar olduğu için arkadaki kepçeyi kullanacağız. Buradan modu değiştir diyoruz. Evet. Şöyle. İç kameradan birazcık zor olur ama. Buradan kontrollerini sağlayabiliriz herhalde. Çok bir şey alamamışız zaten. Daha fazla yakınlaşamıyorum. Ya kameraları birazcık sıkıntılı oyunun. Kamera olayları birazcık sıkıntılı oyunun. Aldığımız kumu biz buraya döküyoruz kenara ama sonra o kumu da oradan al demesin bize. Tamam, birinciyi bitirdik. Şimdi bunu sıfırla diyeceğiz, sonra sürüş modunu kapatıp diğerine geçelim. İç kameradan nasıl kullanımı? Yok abi önümü görmüyorum ki direkten. Aslında direkten önümüzü göremiyoruz.
Ya bu da tamamlandı. Açık kasa kamyona gir diyor. Bir saniye, hemen şunu sıfırla, şöyle sürüş modunu değiştirelim. Hape inşaat malzeme bir şey yazıyordu ama. Bir şey yazıyordu ama göremedim. Tamam, durdurduk ya oğlum. Açık kasa kamyona girdik. Şimdi fidan. Fidan alacakmışız. Fideleri teslim et. Bu nereyi gösteriyor bize? Bizim şirketin içi burası ya. Yapı marketten herhalde alacağız. İnşaat aşaması yeşillendirme. Kamyonun kullanımı da birazcık şey ya. Sıkıntılı yani. Saat çok hızlı ilerliyor ya. Bu saat olayına bir trainer mrainer bir şey bulmamız lazım. Akşam olacak birazdan. Gece zaten oynamak ayrı bir sıkıntı. Tamam. Dökme malzeme taşıma çuvalı. Bunu mu alacağız? Dur. Şunu iptal et. Bunu gösteriyor bize. Fidan diyordu. Bize şunu gösteriyor şu an. Çit fidanı paleti. Yani bize bunu gösteriyor herhalde. Bunu alacağız. Ha, fidan diyor. Burada herhangi bir çıkmış fidan yok. Yani dökme malzeme taşıma çuvalı. Ne alaka? Bizden fidan almamızı istiyor. Çit fidanı paleti. Fide paleti. Fidan. Ha, iki tane. Ha, okey. O ne o zaman? İki tane abi. Toplam maliyet tamam. Satın alma. Aldık mı yani? Katalog tamam. Şantiye. Herhalde buraya teslim edeceğiz. ...58 metre diyor. Yani araca yüklemedik de direkt teslim et dedik. Ekstra para alıyor ondan. 460 dolar falan yazıyor. CR yani. Evet. Geldik bakalım ne olacak. Nerede abi? Ha şuradalar. Bunları biz vinçle alıp... Oğlum ya, çok saçma sapan iş yaptık.
Kamyona zaten oradan yükleyecektik. Şimdi buradan yükleyeceğiz. Ulan var ya. Ya kepçeyle alamaz mıyız? Yok, kepçe çok yükseğe kalkmıyor. Çok saçma bir iş yaptık. Öğreneceğiz inşallah ya oyunu. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Aldık ama. Bu herhalde çıkarttığımız toprağı almak için falan galiba. Yani kontroller çok zor ya. Ciddi anlamda zor yani. Tamam şimdi. Dur lan, sıfırla diyeceğiz. Heh. İnşaat moduna geçtik. Evet, tam ortalayıp koyalım şunu da. İndir kaldır indir kaldır yapmayalım vinci. Birinci fidan tamam. Bu da tamam. Şantiyeyi boşalt. Tamam. Ne diyor? Yükselmenin hedefine yeterli param var. Hedeflere şimdi ne yükseltecekmişiz? ...150.000 yani şirket yerleşkesi artık şeyin içine girmeden önce açılışken eklenti kontratını tamamlaman gerekiyor vesaire vesaire. Tamam dur, bunlara sonra bakarız ya. HP ile konuş. HP! Evet, park işi tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Oha, 30 dakika ya. Abi çok uzun sürüyor. Ya kontrolleri falan çok zor. 201 bin.
100 bin para kazandık, evet. Tebrikler. Toprak sıkıştırıcı filon için önemli bir araç. Bir inşaat makinesi satın almaya karar verirsen araç satıcısından satın alabilirsin diyor. Şimdi bunları depola dön gir. İşte geçmiş konumlar. Şimdi depola dersem, şimdi kiraladıklarımızı nasıl şey yapacağız? Geri göndereceğiz. Bu işlem şu an yani araç hala araçta hala yolcu var. Şimdi bunu kendi şeyime gönderebiliyorum. Depola dersem muhtemelen şirketime gönderebiliyorum. Bunu nasıl iade edeceğiz? Kira işimiz bitti. Bak yine akşam oldu. Kira işimiz bitti. Biz bunu nasıl göndereceğiz abi? Şimdi depola dediğimiz zaman ne oluyor acaba? Dur bakalım. Abi şu araçta malzeme, biz şunu var ya boşu boşuna aldık. Şunu var ya boşu boşuna aldık, şu arkadakini. Orada bir beyaz gösteriyordu, satın al gibi yani. Satın alacağın şeyleri beyaz gösteriyor çünkü öğreticide. Vay arkadaş. Neyse ben onu sonra hallederim. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Şirket yerleşkesine bir gideyim. Bakalım o depola dediğimiz şeyler buraya mı geldi? Yo, buraya gelmemiş. O zaman gitmiş, he tamam. Kiralamıştık biliyorsunuz. Onları şey yapmışız demek ki. İade etmişiz depola dediğimiz zaman. Oğlum dur ya. Tıklar tıklamaz gidiyor. Sor bari bana bunu ya. Tamam, bunu da depol dedim mesela, hemen bakıyorum. Şöyle hızlı seyahat diyelim yine. Nereye gitti benim bu araç depola deyince? Buraya gelmesi gerekmiyor mu? Hayda. Oğlum nereye gitti depola deyince? Hakikaten nereye gitti benim araçlar? Abi şaka mısın? Ne oldu şimdi? Depola dedik. Allah Allah. İnşaat sahası Çakal Hoca. Bu ne? Forklift. Forklift mi çıkartıyor? Forklift çıkartıyormuş. Bir dakika, buralarda bir yerlerdedir bunlar ya. Nerede olabilir? Abi hakikaten yok. Ya çok çabuk kararıyor bu havada. Gerçekten yok abi. Nerede benim araçlarım? Araçlarımı verin bana. Bu neymiş? Depo. Dur. Mal çıkışı. Abi yok, araçlarım yok. Araçlar gitti. Ama nereye gitti acaba? Şirkete giriş yok. Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Araçlar gitti yani, kayboldu bildiğiniz. Bilenler varsa yorumlara yazsınlar, vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi kaydedeceğim, çıkacağım oyundan. Ama nereye gitti bu araçlar?
Vallahi kayboldu. Depola ne demek abi? Depo nerede? Depola. Tamam, eyvallah. Depo neresi? Araç satıcısının oraya gitmiş olamaz. Oraya baktık galiba. Oraya baktık abi. Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Neyse. Elbet öğreniriz bunu. Yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve butona basmayı unutmayın bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.